Şimdi aslında şey varken yani memleketin gündemi Sen de bambaşkayken alıştın AKP artık oraya. tabanının ben seviyorum orayı. Dinleyiciyim ama hiç katılamadım yani. Sessizce dinliyor, gidip her Ben şeyden evet haberi casus gibi oluyor. Evet, dinliyorum. ne casus gibi değil, gazeteci gibi, ne demek? Şey Estağfurullah, de, olur mu öyle şey? Tabii Türkiye'nin dinleyeceğiz. gündemi bambaşka demin yani Umut'un verdiği veriler öyle. Ama bir yandan da AKP içerisinde bambaşka bir gündem var. Çünkü gözlemlediğim üzere zaten büyük kurultaya gidiyorlar. Bu kurultayın çok önemli sonuçları olacağı söyleniyor. Bu kurultaya giderken AKP örgütünün en önemli ili zaten bütün örgütlerin öyle. İstanbul İl Başkanı değişti. İstanbul İl Başkanı'nın eski il başkanının adını hatırlatsana. Bayram Bayram Şen Şen Ocak. Ocak. Bayram Şen Ocak görevden alındı. Şu Kaldı ki kimse adını Şen hatırlamadığı Ocak için değişti zaten zaten. problem de Tam o. Zaten olarak bu yani Şen nedenle Ocak'a dönük eleştiri de o. Canan Ortalıkta Kaftancıoğlu geçmiyor. çok popüler bir isim. İl Aynen. başkanı deyince akla Canan Kaftancıoğlu geliyor. İstanbul İl Başkanı olarak Canan Kaftancıoğlu ile yeterince rekabet edemediği konusunda eleştiriliyordu Şen Ocak. İstanbul seçimleri. Ki zaten İstanbul seçimlerini kaybetti. Yani önemli bir başarısızlık da var aslında omuzlarında. Fakat ben Şen Hoca'nın başarısız olduğunu değil, aslında başarısızlığın komple sistemden kaynaklandığını varsayıyorum. Bundan 2 ay önce de Şen Ocak zaten şunu söylemişti. Yeniden adayım. Yeniden adayım derken tabii kendi inisiyatifiyle söylemiyor bunu muhtemelen. Muhtemelen yeteri, AK Parti'de öyle bir yani şansı yok o teşkilat içerisinde icazetini Kimse almış. Kimse diyorsunuz kendi inisiyatifiyle Tabii. konuşuyor. İstifa edebilir. Aynen. Yani bir sürpriz yaşandı ve Şen Ocak geçen gün dedi ki ben yeterince başarılı olduğum bu şeyde dönemde artık yorgun düştük. Sonuç itibariyle artık aday Kapatıyoruz değilim dedi dedi. Yani. Büyük dükkanı başarılarından kapatıyoruz dedi. dolayı. Peki Yorumcu Aydın ayrıldı. İnan ne anlattıklar Aydın fazla? Ünal da diyor ki arkadaşın başarısızlığı yani Şen Ocak'ın başarısızlığı aslında AKP içerisinde örgütlenmiş bir başka güç tarafından kontrol edildiği içindir. Rahat değildi zaten Şen Ocak diyor. Yani Gene Pelikan diye bir yapı evet, inşa bir ediyor. Pelikan, evet, bir zaten artık malumun ilanı kuş diyorlar, pelikan diyorlar, bir şey diyorlar. Ben bu pelikan meselesini çok büyütme taraftarı değilim. Bana pelikana değil saraya bak daha mantıklı geliyor. Yani ortada başka bir teşkilat var. Hatırlıyor Ama musun Erdoğan Yarı'da Bayraktar. ziyaret etmiş. Hayır, Erdoğan Bayraktar mıydı? TOKİ başkanının adı Evet. neydi? Erdoğan Bayraktar ismi. O demişti ki biz bunları talimatla yaptık, Ya evet, ortalık yıkılmış. ben bu meselelerde böyle yalıya değil saraya bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu yalı işi zaten sarayın arka bahçesi gibi bir şey. Ama Aydın Ünal'ın dediği şey çok önemli. Aydın Ünal hala AKP'li bir isim. Aynı zamanda Erdoğan'ın çok uzun süre metin yazarlığını da yaptı. Fakat şimdi yolları ayrılmış durumda. Aydın Ünal kendi ağzıyla zaten şunu söyleyebiliyor. Zaten bizim İstanbul İl Başkanımız Pelikan grubu tarafından çevrelenmiş ve rahat olmayan bir isimdi. Rahat olmadığı için zaten başarısızdı. Ama şimdiki İstanbul İl Başkanı böyle bir isim değil. Osman Kabaktepe, Abdülhamit Evet. Gül'e yakın olduğu söyleniyor. Benim Gül'e bu çoklu yakın AKP dediğim işte görüşten. AKP'nin içinde birçok şeyler var. Hatta AKP'ye ne zaman üye olduğu onu bile bilmiyoruz. Yani Saadet Partili bir isimdi. Evet ama Numan kurtulmuştu öyle. Tabii. Abdülhamit Gül de öyle Tabii. aslında. Aynı Aynen. çizgiden geldiği söyleniyor. Aydın Ünal'ın tweetleri adını anmaya değmez. Bir müfterinin iftirasına kısa cevabımdır. O adını anmıyor ama biz analım. Süheyb Eyüp'ten bahsediyor. Pelikan örgütüyle mücadeleye 2016 yılı başında milletvekiliyken başladım. Listeye yeniden girmemeyi açıkça göze alarak ve giremedi de zaten. Aşağılık itibar suikastleri altında bu tehlikeye ısrarla ve inatla dikkat çektim, çekiyorum. Pelikan örgütü Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak anayasal suç işlemeye kadar varan, kirli işler çeviren bir örgüttür. Senin anlattığın örgüt yapısına benziyor Murat Arar. Erdoğan ve AK Parti'yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir. Son cümle zaten manşet yani. Pelikan yeni Tabii. FETÖ'dür ben diyor şey Aydın söyleyeyim mi? Ünal. Yani şöyle bizim bir... Şunu ben söylesem herhalde biz söylesek yani bugün... Silivri'desin. Silivri'deyim. Ama bir süredir güçleri azaldı. Ama bakın şöyle bir gerçek var. AKP içinde 3 tane temel güç var aslında. Bir tanesi milli görüşçüler. Bunlar AKP'nin kuruluş felsefesine de daha dayanan ve bugüne kadar gelmiş olan ekip. Abdülhamit Gül bir anlamda bunu temsil bir ediyor. Güçleniyor şu anda. Evet. Gittikçe bir anlamda güçleniyor. Özellikle bu reform, yeni anayasa denildikçe Abdülhamit Gül güçleniyor. Ve hatta zaten İstanbul'daki bu atama, yani İstanbul İl Başkanı'ndaki bu atama bir anlamda Erdoğan'ın böyle eski milli görüş ve kökenli kişilere daha yaklaştı. Abdülhamit Gül'e daha yaklaştı olarak yorumlanıyor. Ama bak, uzun süre o zaman o konuda katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Pelikancılar çok uzun süre çok etkili oldular AKP içinde. Tabii yani eyvallah. Özellikle bu başkanlık sistemine geçilmesi süreci ve onun öncesinde Berat Albayrak çok cüretkar bir siyaset izledi ve çok köşeler tuttu. Buna
emniyet, yargı, dahil ve medya. Evet, hatırlarsanız yani o Pelikan Örgütü diye tanımladığımız yapılanma İstanbul grubu, medyayı da şekillendirir. Bir de yargıyı İstanbul grubu olarak yargıda sürekli anılan bir örgütlenmeydi. Bir şekilde Binali Yıldırım da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunda diğer ilçe başkanlarını, ilçe belediye başkan adaylarını kendisini belirleyemediğini, bu Pelikan, daha doğrusu Berat Albayrak etkisinde belirlendiğini ve kendisinin etkisiz kaldığını ve Şen Ocağı da o anlamda eleştiriyordu, ifade etti. Bir kol daha var. Bak, Pelikancılar şunu yaptılar. O başkanlık sisteminde aslında ideolojileri de çok belirsiz bir yapı. Yani ama çok İstanbul seçimleri iptal ettirdiler. Evet, onlardı. Onu konuşalım yani. Aynen. O da önemli. Evet, yoksa ama, iptal edilmezdi bence İstanbul seçimleri. Ama o çok emin değilim. Ama onların bastırdığı söyleniyor. Bastırdı, evet. Ama bu agresif siyaseti ve Erdoğan'ın tek adamlığa giden yolda çok taş döşeyen bir yapılanma Pelikan. O zaman Aydın Ünal haksız sayılmaz. Haksız yani. Sayılmaz. Bir de şöyle bir şey var, bakın. Abdülhamit Gül'le çok büyük bir kavga çıktı. Kamuoyunda yaşandı. Bu Abdülhamit Gül'e dedi ki Sabah gazetesi, Pelikan'ın yayın organı olarak kimi kesimler onu adlandırır. Sen FETÖ'cülerle mücadele etmiyorsun yargıdaki, dedi. Abdülhamit Gül'le çıktı ki aynı Makbule'ye kaşık sallayanlar bize mi söyleyecek? Yani onları FETÖ'cülükle itham etti ve bunun üzerine Erdoğan Abdülhamit Gül'ü aldı, baş başa konuştular. Ben yargıdaki başka grupları da anlatabilirim. Şunu söylememe izin ver. Tabii. Son 6 dakika. Araya diye bunu katmam lazım. Hı hı. Şu anda mesela Abdülhamit Gül şunu söylüyor. Bununla samimi olduğuna ben inanıyorum. Ya yani ben görüşebiliyorum kendisiyle. Hı hı. Adalet yerini bulsun, kıyamet kopsun. Fakat bazı güç odakları aslında onun bazı şeylerine tam yetkisinde olmadığını gösteriyor bize. Sinyaller. İstek var yani. Bununla ilgili bir irade var. O irade güçlenebilirse Türkiye'de belki adalete giden yolda ilerlemeler kat edebiliriz. Yani mesela bu Anayasa Mahkemesi kararını uygulayamayan yargıçlarla ilgili aslında karar verme yetkisi Sayın Gül'de. Ama Gül'ün başkanı. Bir dakika, ama bak şöyle bir şeye bakmak lazım yani, gerçekten. Abdülhamit Gül çok iktidarında, bence çok iyi niyetlisiniz. Evet. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları ne zaman tanınmadı? Abdülhamit Gül'ün döneminde tanınmadı. Evet. Bir ton yani zaten yargı ihlali, Osman Kavala'dan gelen bir karar var anladığım evet, kadarıyla bence o karar çok yok. Fazla değişmiyor. Hatta bir şöyle bir şey var, bir programda çıktı, Cüneyt Özdemir'in programında sordu, İstanbul grubu var mı yargıda? Ve yok demedi. Abdülhamit Gül aksine şunu onayladı. Biz, dedi, yargıdaki bütün örgütlerle, bütün çetelerle, bütün yapılarla mücadele edeceğiz, dedi. Ama Ozan adım bir şey atmadı. Söylemek istiyordu. Hiçbir adım atmadı. Atıyor aslında ama tabii onu biz de göremiyoruz. Ama bir iradesi olduğunu ben biliyorum. Ozancığım. Ya benim katılmadığım hikaye şu, yani daha kendimi daha iyi ifade edeyim. Bu hikayeyi Pelikan örgütü, hele ki FETÖ belasından hemen ardından gelince FETÖ gibi bir şey gibi düşünüyoruz. Halbuki yani Pelikan örgütü, o yüzden deminki vurgum o yüzdendi. Yalıya değil saraya bakmak gerekir derken, Pelikan örgütü saraya rağmen, Erdoğan'a rağmen güçlenmiş de. Yani burada evet, başka bir şey var. Burada aslında 2016'dan sonra, özellikle 2017'den sonra Erdoğan'a rağmen bu kadar güçlenebilmek mümkün değil. Dolayısıyla ortada yalı falan yok. Orada saray var. Evet. Bunu göstermeye çalışıyorum. Aydın Bey de aslında bu haliyle son tweetinde ne diyor? İşte bir Pelikan örgütü var. Aslında bu Pelikan örgütü Erdoğan'ın arkasına yaslanmış. Erdoğan'ın arkasına gir. İkincisinde ne demiş? Anayasal. Hayır, ikisinde ikinci ay diyor ki Cumhurbaşkanı savunan değil. Arkasından Erdoğan arkasına ve AK Parti'yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Pelikan yeni FETÖ'dür diyor. Şimdi, yani neredeyse şunu diyor yani. Cumhurbaşkanına kumpas kuruyorlar diyor. Vaziyet yani şu. Bir, Erdoğan kendi arkasına saklanan bu insanları farkında değil mi? Birisi damadı. Bilmiyor mu? Biliyor. Yani, dolayısıyla zaten Yalı'da da görüştüler zaten. Zaten bu teşkilat saraydan kurgulanmış bir teşkilat. Yalı hedef şaşırtıyor bence. Peki.